Piyasa Masası başlıyor. Ben Zeynep Erataman, Burcu Kurat ile birlikte her hafta içi sabahı olduğu üzere karşınızdayız. Aracı kurum raporları, şirket haberleri, piyasa açılışı öncesi bilinmesi gerekenleri bu yayında konuşacağız. Burcu hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Zeynep. Şimdi canım hemen sana sormak istiyorum. Fed gününde uyandık bu sabahtan. Acaba ne beklesin piyasalar? Fed'den bir kere aldığı sinyaller dün noktasal grafikte farklı. Powell'ın konuşmalarıyla biraz daha böyle yumuşar hale geldi ama Powell tam net bir şey söylemedi. İşte verilere bağlı kalacağız, izleyeceğiz. Enflasyon şu anda para politikası sıkı ama enflasyon hedefinden uzaktayız dedi. Aslında aynı mesajları vermiş oldu. Faiz artışının masada olmaması piyasanın aslında ana senaryosu olmaya devam ediyor. Faiz indiriminde de noktasal grafikte gördük ki 3 faiz indiriminden 1 faiz indirimine geldi piyasa. Piyasa zaten bu ayarını aslında kendi içerisinde yapmaya çalışıyordu. Tahvil faizlerinden belki biz bunu anlıyorduk. Piyasadan çok anlamıyorduk. Çünkü piyasa başka bir hikaye, tahviller başka bir hikaye yazıyor şu anda ve fiyatlıyor diyeyim. Şu anda küresel piyasalarda teknoloji öncülüğünü, Nasdaq endeksinin yükselişini, S&P'nin yine 5400 üzerindeki seyrini, fakat tahvil faizlerinde daha FED odaklı bir seyir görüyoruz. Bu arada şöyle yorumlayanlar da var. FED bu toplantıları, işte noktasal grafik toplantılarını daha az önemli hale getirmek için bu şekilde davranıyor. İşte noktasal grafikte bunun pek bir hükmü yok ve sene içerisinde revize de edebiliriz mesajını vermek için bu şekilde yaptığını söylüyorlar. Bir de tabii Mayıs'ta bir ılımlılaşma var. Dün gelen enflasyon verisinden gördük, hatta çekirdek kalemi deflasyonda işaret eden yerler var. Dolayısıyla aslında piyasa biraz da bardağın dolu tarafına, enflasyon tarafından bakmayı tercih etti. Oradaki ılımlılaşma... İlla rekor kıracağım diyor S&P ile Nasdaq, öyle mi? Aslında böyle. Yani o pozisyonlanmalar olduğu zaman biz şimdi FED de diyelim, işte enflasyon da diyelim. Traderlar nerelerde aslında kümelenmişse oradaki pozisyonları şu anda değiştirecek bir oyun değiştirici kadar bir güçlü bir veri, bir işte haber akışı olmadığı için o pozisyonlar kalmaya devam ediyor. Şu anda satmalar için bir sebep yok. Dolayısıyla istedikleri zaman bardağın dolu tarafını, istediği zaman bardağın boş tarafını görüyorlar. Şu anda dolu tarafını görmeyi tercih ettikleri bir dönem diyebiliriz onlar için. Rüzgar hisse senetlerinin arkasından esiyor. Özellikle teknoloji tarafında. Bankalara baktığımız zaman S&P'de ki olan bankalara baktığımız zaman finansal sistemde bir risk görmüyoruz. Geçtiğimiz seneki o 2023'teki riskler ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla şu an için işte sanayi, ağır sanayi şirketleri dışında pek bir problem yok gibi gözüküyor. Orada biraz karlarda erozyonlar, düşüşler var ama bu da diğer işte S&P ve Nasdaq'ta etkili olmuyor. Sadece Dow Endeksinin biraz daha geriden performans gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla küresel piyasalarda iştah anlamında olumsuz bir durum yok. FED'den alabileceğimiz hikaye bu. Yarın Boj'u takip edeceğiz. Faiz artırımı olmayabilir orada, fakat tahvil alımları ile ilgili muhtemelen orada bir denklem göreceğiz. Çünkü yenin zayıflığı ile ilgili hala hikaye devam ediyor diyelim. Oradaki tabii agresif işte tahvil alımı konusunda Boj'un söyledikleri bu sefer ABD tahvilleri üzerinde etkili olabilir. Oradan piyasa üzerine bir baskı yaratır mı? Bunu takip etmeye çalışacağız. Çünkü eğer kendi tahvillerini alırsa, biliyorsunuz Japonya şu anda ABD tahvillerinin en büyük alıcısı konumunda. Biraz oradan ya olan talep kendi tahvillerine kayabilir mi? Piyasa bunu takip edecek. Şimdi orayı tabii izlemek lazım. Yende yarın oynattığım biraz kesinlikle daha artacağı bir sabaha belki uyanırız. Ama bizim piyasamıza döndüğümüzde tabii bu işte enflasyon muhasebesi vardı yoktu diyene kadar tabii bilanço takvimi uzadıkça uzuyor. Bunun karma karışık olacağını zaten biliyorduk. İşin içine işte temettü takvimi de girdi. Biraz daha da karıştı olay derken halka arzlar var filan. Haber yoğunluğu bitmiyor ama tabii bayram öncesi bir miktar hacim düşüklüğü yaşadığımız ortamda gerçekleşiyor bunlar bir de. Şimdi gelen bilançolar var. Bu bilançolar tabii özellikle perakendeyi öne çekmek lazım herhalde. Enflasyonu tüketiciye yansıtabildiği için BİM'i öne çıkaran çok rapor görmüştük. BİMAŞ'la ilgili değerlendirmelerde neler var bu sabah? Bir kere rakiplerini geride bıraktığını söyleyebiliriz. Dün sanıyorum bizim bilançosunu konuşmuştuk. Perakendeler evet, için de en güçlü finansallar olarak karşımıza tabii çıkıyor. Hem maviyi konuştuk hem hatta. Hem maviyi konuşmuştuk hatta. Doğru söylüyorsun. Şimdi birinci çeyrekte güçlü finansal performans olduğunu bakıyorum. Şimdi kalem kalem gidelim istersen. Konsolide gelirlere baktığımız zaman %17 yıllıkta artış görüyoruz. 103.8 milyar TL. FAVÖK'e baktığımız zaman 4.4 milyar TL. Yine %48 yıllık artış. Net kârda 3.9 milyar TL olarak açıklandı. Yıllıkta %233'lük artış olduğunu görüyoruz. Piyasada herhangi bir konsensüs yoktu BİMAŞ için. Ancak özellikle birinci çeyrek bilançosunda deprem, erken emeklilik, işte Mısır Pound'un değer kaybı ve birinci çeyrek
2023'teki bu sebeplerle oluşan zayıf baz etkisinden biraz da kaynaklandığı kayda değer olarak söyleyebiliriz. Ancak yine de birinci çeyrekte güçlü operasyonel performans gösterdi ve rakiplerini yine geride bıraktı. Artan işletme giderlerine rağmen kar artışı sağlayan aslında tek perakendeci. JP Morgan da bunu değerlendirmiş zaten. %48 az önce söylediğim FABÖK artışı ve parasal kazançlar ve daha düşük vergi oranı, ki bu vergi oranına baktığımız zaman %70'lerden %40'lara çekilmiş bir vergi oranı da olduğunu görüyoruz. Ve geçtiğimiz seneki deprem sebebiyle daha düşük bir baz etkisinden toparlanmayı gösteriyor bize şirketin finansalları. Ancak bununla birlikte baktığımız zaman trafik sayısında, satışlarında da artış olduğunu da yine görüyoruz. Gelirlerine baktığımız zaman %95 artış olduğunu görüyoruz. FABÖK dışında net gelirler. Aslında bilançonun olumluluğu biraz da bu taraftan kaynaklanıyor. 7.7 milyar TL'lik FABÖK dışında net gelir olduğunu görüyoruz. Enflasyon muhasebesi öncesi satış büyümesine baktığımız zaman Zeynep %74 oranında, sepet büyümesi %65 ve trafik büyümesi %5 olduğunu görüyoruz. Net çeyreklik mağaza artışı 309 ve toplam mağaza artış sayısı yıllık %11 artışla 12.791'e ulaştı. Yatırım harcamalarına baktığımız zaman 3,5 milyar TL. Bunun yatırım harcamalarının satışlara oranına baktığımız zaman %3,5 olmuş yine oran anlamında. Geçtiğimiz sene bu rakam %3,2 idi. Marjlar açısından baktığımız zaman birinci çeyrek brüt marj %20,6. 2023 ilk çeyrekte bu rakam %18. Faaliyet giderlerinin satışları oranı %13,8'den %14,8'e çıktı. Geçtiğimiz sene net kar marjı üzerine 92 bas puanlık bir defaya mahsus bir etki vardı, kayıp vardı. Ve yine bu erken emeklilik planları ile birlikte 14 bas puan, 67 bas puan depremden kayıpları olmuştu. Bunların da tabii bu sene olmaması önemli oldu diyelim. Baktığımız zaman mağaza açılışlarına Türkiye'de %87, gelirlerinin çoğunu hala tabii Türkiye'den elde ediyor. File satışlar %7, FAS %4, Mısır'ın %1 olduğunu görüyoruz. Özel marka payı yine BİM'in ürünlerinde aslında bilançosunda önemli bir kısmı oluşturuyor. %60, birinci çeyrekteki bu oran %64'tü. Ancak markalı ürünlerin payı %31'den %27'ye arttı. Spot payı da %6'dan %7'ye yükseldiğini görüyoruz. Genel anlamda mağaza açılışı yaparak hem ağını genişletmiş oluyor hem de trafik artışının yine finansalları olumlu etkilediğini görüyoruz. Yine enflasyona göre düzeltilmiş gelirlerde de bu yıllık benzer bazdaki açılışlarına göre ve yine SUK oranına da baktığımız zaman, SUK hizalanmasına da baktığımız zaman, ki buna stok tutma birimini diyoruz, artan kategorilerin payı ile birlikte karlılığın daha da iyileştiğini görüyoruz Zeynep. Bu açılışta olumlu değerlendirilecektir piyasa tarafından. BİM bir de endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan bir hisse. Hem kendisini hem belki diğer bugün perakendecileri etkileme potansiyeline sahip en çok etkileyebileceği diğer hisse görece bizim ve Şok'a kıyasla daha iyi performans gösteren Migros hissesi olacak muhtemelen. Yani biz bugün perakendeler açısından şöyle bir gün görebiliriz. BİMAŞ, Migros, belki diğerleri de biraz daha etkilenmiş durumda olabilir. JP Morgan'ın bu anlamda da finansalları olumlu değerlendirmesi, biraz böyle morale de ihtiyacımız olduğumuz şu günlerde perakende tarafından yine bir coşku yaratabilir özellikle. Şimdi tabii JP Morgan raporu önemli. Bunun dışında baktığımızda yine terminalde 22 kurumdan zaten al tavsiyesi var BİMAŞ hissesi için. Bir kurum ise tut tavsiyesi vermiş. Mevcut durumda 488,5 TL'de dünkü kapanışı var BİM'in. OYAK yatırım ayın 13'ü, yani bu sabah itibariyle piyasa üstü getiri diyerek 714 lirayı hedef fiyat göstermiş. Bu arada yine son dakika bilgisi var ekranda, onu da aktaralım özellikle radyodan takip edenler için. Halkbank 300 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli Eurobond ihracı niteliğinde sayılabilecek bir dış finansman sağlamış durumda. Tekrar edelim, Halkbank 300 milyon dolar tutarında 5 yıl vadesi olan bir Eurobond ihracı sayılabilecek nitelikte dış finansman sağladı. Yine BİM bilançosuna geri dönecek olursak, Deniz Yatırım'dan da bu sabah taze bir değerlendirme var. Bilançoyu olumlu olarak nitelendirmişler. Hedef fiyat seviyeyi 618 lira 80 kuruştan 663 liraya güncelliyoruz demişler. Al önerilerini de yine koruduklarını belirtmişler.
bir maaşı 16 Ocak 2023'ten bu yana model portföyde taşıdığımızı da ifade etmek isteriz diyorlar yine raporun içerisinde. Garanti yatırım gördüm ben de. Onlar da 730 TL yine endeks üstü getir tavsiyesiyle bilançodan sonra hedef fiyatlarda yukarı revizyonlar göreceğimiz aşikar herhalde BİM'le ilgili Zeynep. Şimdi buradan istersen BİM'i toparladıktan sonra dönelim diğer bilançolara. Dün temettü ödemesi de vardı zannediyorum. Kalekim dün yine gelen rakamlardan bazılarına işaret etti. İstersen Kalekim tarafından da biraz bahsedelim. Orası aslında çok fazla şirketin araştırma kapsamına aldığı bir hisse olmaması açısından da belki önemli. Orada da finansallar olumlu diyerek başlayayım. Birinci çeyrek 2024 döneminde satış gelirlerine baktığımız zaman 1.4 milyar TL diyeyim. Ve borsa açılışı geldi. Hemen buradan detayları da verelim. FED sabahında %1.52'lik bir yükseliş var borsamızda. 10.320 puanlık artıda 154 puanlık bir yükseliş yakalamış durumdayız. Topyekün tabana yayılan bir yükselişten de bahsetmek mümkün. Zira 96 hisse günü endeks yüzde artıda başladı. 2 hisse yatay, 2 hisse düşüşte. Detayını vermeden önce bir endekslerdeki kırılımlara da bakalım. Mali endeks %1,20. Sanayi endeks %1,01. Banka endeksi %1,30. 34'lük bir yükselişle ekranımıza gelmekte. Bununla beraber hizmetler endeksi %1,76, ulaştırma %1,42, turizm endeksi ise %0,74'lük alıcılı seyirde haftanın 4. işlem gününde. Dönüyoruz buradan kurlara. Dolar TL hareketi 32.29-34 seviyesinde ve Euro TL tarafında da 35.08-49'a bir yükseliş söz konusu olmuş durumda. Borsaya döndüğümüzde zaten topyekun bir yükseliş var dedik ama az önce bilançosunu da aktardım bize Burcu. JP Morgan da favoriler arasında göstermiş. BİM şu anda %5,32 yükselişiyle endekse 34 puanla bir numaralı katkıyı sağlayan tarafta. Hemen ardında puan bazlı katkı grafiğimize Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank ve İşbank C hissesi yansımış. Düşen hisseler şu anda %0,57 ile Europen, %0,07 ile Batı Çim olarak karşımızda. Güne yatay başlayan hisselerimiz Enerjisa ve Bosch Fren oldu. Yüzdesel olarak en çok artan hisse konumunda da yine BİM'i görüyoruz. Hemen ardında Otokar, TAV Havalimanları, Ülker Bisküvi ve Migros Ticaret'in bulunduğunu da aktarabiliyoruz. Kalekim'den devam edeyim. Satış gelirleri 1.4 milyar TL dedik. 378 milyon TL Favök, 104 milyon TL net kar açıkladı. Muhasebe değişikliği sebebiyle 150 milyon TL'lik net olumsuz etki olduğunu görüyoruz. Şimdi operasyonel taraftan bakacak olursak, kuru harç üretim miktarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %38 artış gösterdiğini görüyoruz. Yine boya sıvı üretim miktarı önceki yılın aynı dönemine göre %33. Beton, işte çimento kimyasalları, ham madde üretimi ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %60,81 artış olduğunu görüyoruz. Operasyonel tarafta güçlü artışlar var. Özellikle beton ve çimento kimyasalları tarafında. Diğer taraftan satış gelirlerine baktığımız zaman Zeynep %36 artışla söylediğim gibi 1.4 milyar TL oldu. Favök %84'lük artışa işaret ediyor. 378 milyon TL. Favök marjının da gene 6.8 puan arttığını görüyoruz. %26.2 seviyesine gerçekleşti. 29 milyon TL net diğer gider ve 40 milyon TL net finansman gideri olduğunu görüyoruz bilançoda. Bir de şu önemli, net nakit pozisyonuna baktığımız zaman 826 milyon TL. 2023'te bu rakam 636 milyon TL. Kasasındaki nakdi de artırmayı başarmış. Bir de baktığımız zaman birinci çeyrek sonu itibariyle hem nakit benzerleri bir önceki çeyreğe göre 61 milyon TL artarak 1 milyar TL'nin üzerine atmış kendini. Bunun da olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Şirket beklentilerini de paylaştı. Dolar bazında %5-10 civarında net satış büyümesi. Yine Türkiye satışlarında ton bazında %5 ila 10 arası büyüme ve uluslararası satışlarda da ton bazında yine yaklaşık %10 ila 20 arasında büyüme olacağını, Favök marjı aralığında %20-25 aralığında tutmuş. Ama bu bilançoda açıklanan Favök marjı %26.2, hatta beklentinin üzerinde bir Favök marjı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Deniz Yatırım'dan da tavsiye var. Onlar da alt tavsiyesini korumuşlar. Aynı zamanda 39 lira 06 kuruştaki hedef fiyatı da şimdilik dokunmamış gözüküyorlar ama bilançoyu olumlu görmüşler. Onu da söyleyelim. Selçuk Eczadan da geldi değil mi bilanço? Evet, orada finansallar bir miktar kayba işaret ediyor.
Satış gelirlerine baktığımız zaman 27.8 milyar TL, FABÖK 1.7 milyar TL ve 248 milyon TL net kar açıklandığını görüyoruz. Pazar payına baktığımız zaman, burada tabii ilaç firmalarında pazar payları biraz daha önemli oluyor. TL bazında %35.9, kutu bazında ise yine aynı 35.9 olarak gerçekleşmişti. Birinci çeyreğe 2023'e kıyasla pazar payına baktığımız zaman %39 seviyelerine yatay olduğunu görüyoruz. Satış gelirleri %12 oranında azalmış, 27.8 milyar TL. Yine FABÖK'te azalış var %7 oranında ve FABÖK marjı yalnız 1/3 yatay bir oranda artarak %6.4 olduğunu görüyoruz. Net kar marjı 1.1 puan azalarak 1/9 olarak gerçekleşmiş. Burada olumsuz etki, bilançonun olumsuz etkisi parasal kazanç kayıp kaleminin altında 1 milyar TL'lik olumsuz etki olduğu için biraz da kaynaklandığını söyleyebiliriz. Net nakit pozisyonuna baktığımız zaman 4. çeyrekte 3.8'den bu çeyrekte 3.6 milyar TL'ye düşmüş olduğunu da görüyoruz. Finansalların açılışta biraz daha negatif olması beklenebilir Selçuk Eczacı tarafında değil. Şimdi Selçuk Eczacı ile ilgili Deniz Yatırım tut tavsiyesi vermiş. Olumsuz görmüşler bilançoyu. 79 lira 55 kuruştan 65 lira 40 kuruşa da hedef fiyat seviyeyi indirmişler. Bu arada Kalekim tarafında bugün sabahtan, BİM tarafında da öğleden sonra telekonferans notları var. Bakalım oradan neler çıkacak. Konut satışları ile ilgili veriler de gelmeye başladı. Hemen detayını aktarmaya çalışalım izleyicilerimize. Özellikle son dönemde inşaat maliyet endeksinin de konut fiyatlarının üzerinde gittiği bir süreç yaşıyoruz. Bakalım fiyatlarda etkiler var mı? Mayıs ayına döndüğümüzde 110.588 konutun Türkiye genelinde %2,4'lük geçen seneye kıyasla bir düşüşe işaret ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada düşüşte bir miktar ivme kaybı var diyebiliriz. Önceki düşüş %11'lerde gerçekleşmişti. Hemen şöyle bir detaya bakıyorum. Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 azaldı dedik. Konut satış sayısının en fazla olduğu illerde 18.814 ile İstanbul var. Grafiğe de baktığımızda zaten yükseliş bir önceki aya göre oldukça belirgin. Zira 75 binlerden 110 binlere gelmiş vaziyetteyiz. İzleyicilerimizin takibine bırakalım grafiği ve buradan hemen aktaralım. Konut satışlarında aslan payı İstanbul'da dedik. Arkasında Ankara, Antalya var. Konut satışlarının en az olduğu illerde Bayburt, Ardahan ve Hakkari'yi görüyoruz. Onu da bir dipnot olarak aktaralım. Grafikleri yine akıttığımızda Ocak-Mayıs döneminde %3,4 azalan konut fiyatlarında ipotekli satışlar 9.909 olarak gerçekleşti. Geçen yıla kıyasla %63,9'luk bir erimeye işaret ediyor. Tabi burada kredi faizleriyle doğrudan orantısını takip ediyoruz. Diğer satış türleri sonucunda 100.679 konut el değiştirdi. Bu da geçen yıla kıyasla %17,3'lük bir artışa işaret etmiş durumda. İlk el konut satışlarında 35.558 seviyesiyle karşılaştık. Geçen yılın aynı ayına göre %3,3'lük bir artışa işaret ediyor. İkinci el konut satışları ise 75.030 oldu. Burada da bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,9'luk bir azalma söz konusu. Yabancılara Mayıs ayında 2064 konut satılmış durumda. Geçen yıla kıyasla %34,8'lik bir azalışı var. Adreslere baktığımızda en çok konut sayısında yabancı satışlarda bir numaradaydı. 197 ile Antalya, arkasında 668 ile İstanbul ve 3. sırada da 164 konutla Mersin'in olduğunu aktarabiliyoruz. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışının Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldığını belirtelim. 437 ile hemen arkasından 207 ile İran, 171 ile de Ukrayna vatandaşları geldi. Hemen şöyle bülteni başa da sarayım. Oradaki grafiği de izleyicilerimize aktarmış olayım televizyondan takip edenler için. Konut satış rakamlarında bir önceki ayın gerçekleşmesi 75.599 iken Mayıs ayı için gelen seviye 110.588 oldu. Aynı esnada süt ve süt ürünleriyle kümes hayvancılığı üretimine dair istatistikler de TÜİK'ten açıklandı. Detaylarını TÜİK'in internet sitesinde izleyicilerimiz bulabilirler diyerek istersen devam edelim. TAV'ın Mayıs 2024 yolcu istatistikleri yayınlandı. Orada da en çok yükselenler listesinde gördüğüm için paylaşmak istedim orada. Dün Pegasus'un ya da bir önceki gün Pegasus'un trafik sonuçlarını almıştık. Burada da benzer aslında trend olduğunu görüyoruz. TAV evet %2,30 yükseliyor şu anda. %17 artışla 9.8 milyon yolcu olarak gerçekleşmiş. 2019 yılının bu pandemi öncesi yılına göre karşılaştırdığımız zaman %19 arttığını görüyoruz. İlk 5 ayda gerçekleşen toplam yolcu sayısı 2023 yılının
da yine %19 üzerinde olduğunu görebiliyoruz Zeynep. Dolayısıyla olumlu da yansımış gibi gözüküyor gerçekten. Şimdi açılışta hareketli hisselerden bir tanesi pozitif anlamda TÜPRAŞ'tı. Onunla da ilgili Ak Yatırım değerlendirmesi vardı bu sabah. Neleri öne çıkarıyorlar? Tabii. 244 TL hedef fiyat. Zayıf birinci çeyrek sonuçların finansal performansı fiyatlanmış olabilir. Yani kötü geride kalmış olabilir diyorlar aslında. Hedef fiyatlarını %15 arttırmışlar. 244 TL'ye yükseltmişler. Birinci çeyrek sonuçları özellikle hem ürün marjları için revize beklentilerimizi ve dolar bazlı değerlendirmeye geçmemiz sebebiyle tahminimizde değişiklik yaptık demişler. Daha fazla detay için de artık yarın sabah tekrar burada buluşalım Burcu. Böylelikle piyasa masasının sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.